Demirel'in Kürt realitesini tanıyorum demesinden sonra başlayan gelişmeler çok fazla bir değişikliğe yol açmadı. Yani o dönemdeki işte devlet baskıları, Kürtler üzerindeki yoğun baskıları çok fazla bir değişikliğe yol açmadı. Aslında sadece söz düzeyinde olan bazı yaklaşımlardı. Ama onun dışında pratikte daha çok baskının arttığı, daha çok baskının üst düzeye çıktığı bir dönemdi. Hani bu dönemde Kürt sorununa yönelik yaklaşımda daha şiddetle bastırma noktası vardı. O dönemin politikalarıydı, o döneme hastı. Sadece bu noktayı söyleyeyim, bugün de bundan çok farklı bir şey yok. Eğer bazı yumuşamalar olmuşsa da özünde şiddet yine ön plandadır. Hakkında gıyabi tutuklama kararı olmasına rağmen gözaltına alındıktan sonra her türlü işkenceye maruz kaldık. Her türlü işkenceye maruz kaldığım gibi oysa yasal olarak sadece hakkında gıyabi tutuklama kararı olduğu gibi tutuklanıp cezaevine konulmam gerekirken bu yapılmadı. Yaklaşık 2 hafta ona rağmen işkencede kaldık. Bu sadece yani bir kişiye yönelik bir durum değildi. Yani sokaktaki insana da işkence yapılıyordu. İş yerindeki insana da işkence yapılıyordu. Ve biz de gözaltına alındıktan sonra, gözaltına alındığın zaman işkence görmeden orada çıkmak bir mucizeydi. Ve o mucize de daha bizlere yakın değildi, çok uzaktı. Ya mesela bu işkenceler nelerdi yani? Biraz bahsetmek. Elektrik, falaka, soğukta bekletme, yani ağrı gibi bir yerde, siyasi şubede bütün camları açıp seni koridorda çıplak bir şekilde bekletme. Saatlerce kolunu kelepçeleyip yukarıya asıp kanın ayaklarına kadar inip dizden aşağısına artık tutmaz olması, ayakların şişmesi. Bununla birlikte yani susuz bırakma, aç bırakma, tuvalete çıkarmama. Bütün bunlar yaşanıldı. Şimdi o dönemin atmosferi, o dönemin ruhu bambaşkaydı. Yani ceza almışsın, almamışsın çok fazla insan umursamazdı. Fakat işte o dönemde cezayı aldığımızda ben dosyamız bozulmuştu. Yani 2 kez dosyamız önce Kayseri Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde, ardından dosyamız bozuldu, Erzurum Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne sevk edildi. Şimdi o dönemde ceza aldığımızda yani çok fazla işte şu olur bu olur diye değildi. Hani düşüncemiz çok farklıydı. Yani işte bu cezayı aldık şöyle olacak böyle olacak. Hiçbirimiz yani hepimiz devrimi bekliyorduk. Yani işte mücadelenin bu işte başarıya ulaşacağını. O yüzden çok fazla işte ceza şu olur bu olur diye peşine düşme. Hakeza aynı zamanda yani insanlar faili meçhul cinayetlerle öldürülürken, köyler boşaltılırken, insanlar sokak ortasına katledilirken ben niye bu kadar ceza aldım diye de kimsenin düşüncesi olur. Sadece bu ben değil, o dönemde cezamda bulunan hiçbir arkadaşın düşüneceği şeyler değildi bunlar. Amaca yönelik dayanışmaydı, bir amaca yönelik birliktelikti. Yani bireysel çıkarların olmadığı, daha çok genel anlamda bir çıkarın olduğu, genel olarak yürütülen bir düşünceydi. O düşünceler çerçevesinde insan hareket edebiliyordu. Şu an kısa bir süredir çıkmışım. Bu süre içerisinde halen kitleye tam karışamadım. Halen gelip gidenler, misafirler var. Ara ara dışarı çıktığımda ya da gelenlerin sohbetlerine baktığımda oldukça ekonomist bir düşünme vardır. Oldukça ekonomist bir dayanışma vardır, ilişkilenme vardır. Bunun yanında aşırı bir tüketim anlayışı, çok yoğun bir tüketim anlayışı. Bunu kendi en yakınlarımda dahi görmem söz konusudur. Çok aşırı tüketim var. O aşırı tüketim de biraz daha yani tabiri caizse kapitalizmin tüketime özendirme, alışveriş hevesini geliştirmek için yapmış olduğu bir politikadır. Bacağı hiç aklıma gelmemişti. Yani toplum açısından çok yararlı olduğunu da düşünmüyorum. Yani örneğin diyelim işte bir reklamlara bakıyorsan, reklamlarda işte herkes diyor obezite bir hastalıktır. Obezite bir hastalıktır. Ama bir bakıyorsun televizyona, televizyon reklamlarına bakıyorsun. Hepsi yemeğe özendirme, alışkanlığı oluşturuyor. Yani insanlar artık her saat, her dakika yemeği düşünüyor. Ondan sonra sen böyle bir şeyde fiziki olarak da sağlıklı bir toplum bekleyemezsin. Tamamen yani bütün dünyamızı kontrol altına almıştı. Rojava'daki o gelişmelerin mücadele açısından en büyük kazanımı ya da en büyük işte zafere ulaşabileceği noktalardan biri. Hem düşüncemiz açısından ideolojik olarak yani yapmamız gerekenin en azından bizim açımızda da oranın bir laboratuvar işlevi görebileceğine de inanıyorduk. Yani bu ne kadar gerçekleşir gerçekleşmez.
Tabii yani mevcut durumda insan vaktinde artık burada halen o inancımı koruyorum. Uluslararası güçlere de biraz bağlıdır. Bu sadece öz güçle bağlantılı. Yani öz güç olarak insan düşündüğünde Kürtler ne yapmadı şu ana kadar? Yani Kürtler hangi savaşı yürütmedi? Savaştığında hangi bedeli ödemedi? En basitinde şöyle söyleyelim. Yani tırnak içinde söylüyorum. Devletleşme açısından Rojava'da eksik olan nedir? Resmi statü olarak tanınmamasında eksik olan nedir ki tanınmıyor? Burada yine uluslararası güçlerin kendi çıkarları çerçevesinde olaylara şekil vermesinden kaynaklıdır. Bunun başında gelen de Amerika'dır. Yanında Rusya'dır. İnsan bunu değerlendirebilir. Çünkü bölgenin bu ülkelere bağlı olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden bunun üzerimizde yoğun bir etkisi vardı. Halen de bu güçler eğer isteseler bu işi çözecekler. Yani bunu daha önceki savunmalarda da biz biliyoruz. Savunmalarda da bunlar dile gelmişti. Bu güçlerin samimiyetine bağlıdır. Bu güçler eğer samimi olsalar sadece Kürtleri kendilerine bir kart olarak kullanmak istemeseler bu iş kısa bir sürede çözülür. En azından Rojava'da o statü elde edilir. Bunun iki yönü vardı. Biri yani siz artık bir amaç, bir inanç uğruna içeridesiniz. İkincisi ise inancınıza olan zafer. Zafere olan inancınız. Buydu. Yani bizi ayakta tutan oydu. Halen yani hiçbir arkadaş o noktada ben çıkmışım diye bunu demiyorum. İçeride kalan her arkadaşın böyle bir düşüncesi vardı. Yani davaya olan inançları ve bu inancın sonuçta zaferle taşlanacağı, bu her zaman insanı ayakta tutan en büyük nedenlerden bir tanesiydi. Cezaevinde yani yakını olsun, akrabası olsun, eşi, dostu olsun, cezaevinde olmayan hiçbir Kürt yoktur. Yani bu herkes için geçerlidir. Sadece bir kişi olan dahi çok istisna olur. Onlar da zaten Kürt davasıyla alakası olmayanlar da olur. Ama en ufak bir şeyde Kürtler bu noktada fazlasıyla bedel ödedi, ödemeye de devam ediyorlar. Sırrı Süreyya Önder'in söylediği de aslında çok doğrudur. Yani ikametgah olarak oralarıdır. Ama tabii insanın unutmak istemediği, yani bu bir tane değil, birçok şey vardır. Neden vardır? Yani insan unutamıyor. Hiç beklemediğin, hiç ummadığın yanında arkadaşlar şeyi dahi kaldıramıyorsun. Bunları yaşadık, Muş'ta yaşadık. Yani o yüzden işte hatta bazı arkadaşlarımız cezaevinde çıktı, kanser hastası oldu, çıktıktan sonra vefat ettiler. Bilmiyorum. Çok şey değişmiş. Çok şey yani yabancısı olduğunuz onlarca şey var. Bu kısa sürede bunları halen yaşamış değilim. Ama yaşayacağımda da eminim o hayal kırıklıklarını ya da mesela diyelim işte hayallerimin hangi noktada gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ya da hayatın gerçekleri buna ne kadar el verir? Bunların muhasebesini yapıyorum. Yani tabii burada önemli olan insanın kendi hayallerinin gerçekleşmesi için mücadele etmesidir. Yani yerinde durduğun zaman hayaller gerçekleşmez. Bunu gerçekleştirmeye çalışacağım. Ama tabii mücadele açısında söyleyecek olursak mücadele zaten devam ediyor. Yani kimse kendisi, hiçbir Kürt kendisini mücadelenin dışında tutmuyor, tutamaz da. Şimdi herkesin hakkı herkese olduğu müddetçe adalet de yerini bulur. Ama eğer senin hakkın benim hakkım dersen, senin hakkın sana değil de yarısı bana, yarısı sana, benimki de bana dersen, orada eşitlik de olmaz, hak da olmaz. Yani o yüzden yani hakkı olanın hakkını da vereceksin. Eşitlik de ancak bununla sağlanır. Yani ben medyada takip ettiğim kadarıyla böyle bir şey yok. Zaten en büyük mücadele şu anda budur. Aslında burada da sorun şundan kaynaklıdır. Yani sadece Kürtlere yapıldığı zaman bir şey olmaz dersen, bir dönem sonra o bütün ülkeye sirayet eder. Şu anda bütün ülkede herkes adalet sorunu diyor. Vakti zamanında Kürtlere yapıldığında adalet böyle uygulanmasın denilseydi bugün Türkiye'ye sirayet etmezdi. Zamanında ona sessiz kaldıkları için sessiz kalanlar şu anda bütün bu adaletsizlikleri de kendileri yaşıyor. Kürtler zaten bu işe alışkındır. Yani ne olursa olsun insanların düşünceleri engellenemez, engelleyemezsiniz. Yani ne olursa olsun bu noktada cezalandırsanız dahi, yani bu sadece cezayla kalır. Yani cezalandırdığınızda da insanlar kendi düşüncelerinden vazgeçmiyorlar. Yani demek ki o zaman orada yanlış olan o düşünce değildir. Onu cezalandıranda, sorun onu cezalandırandadır. Aslında değişmesi gereken cezalandıranın kendisini değiştirmesi gerekiyor. Yani biz de yıllarca işte cezaevinde kaldık. Yani şu anda işte hani farklı bir dünya, farklı bir düşünce, farklı bir şey ortaya çıktığı zaman dahi siz onu döneme, çağa göre yorumlamak zorundasınız. Yani mesela diyelim işte
günümüzde daha çok siyasal çözümlerin biraz ravaşta olduğuna inanılıyor. Ama bu, o ülkelerin politikalarına bağlı olarak gelişen şeylerdir. Şimdi mesela diyelim günümüz koşullarında insan baktığında düşünce suçu diye bir şey var mı yok mu? Yani unutulması gereken bir şeydir. Ama eğer bugün halen varsa bu o ülkelerin bir ayıbıdır. Yani o ülkelerin burada kurtulması gerekir.